14 Haziran Pazar günü koronavirüs önlemleri gereğince 17 Mart'ta son ayinin gerçekleştirildiği İstanbul Kutsal Ruh Katedrali'nde Efkaristiye Bayramı kutlandı. Katedralin girişinde ateş ölçümü yapılırken dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Gereken sosyal mesafeden dolayı sadece 180 kişi kabul edildi. 14 Haziran Pazar günü koronavirüs önlemleri gereğince 17 Mart'ta son ayinin gerçekleştirildiği İstanbul Kutsal Ruh Katedrali'nde Efkaristiye Bayramı kutlandı. Genelde Polonezköy'de gerçekleşen Efkaristiye Bayramı'nın ayini İngilizce ve Türkçe olarak İstanbul Latin Katolik Kilisesi Başepiskoposu Monsenyör Ruben Tiara Blanca tarafından yönetildi ve Salezyen papazları eşlik etti. Katedralin girişinde ateş ölçümü yapılırken dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Gereken sosyal mesafeden dolayı sadece 180 kişi kabul edildi. Ayin başlangıcında tören eşliğinde kiliseye maske takan din adamları ve yardımcıları özel bir görüntü oluşturdu. Aziz Markos tarafından yazılan İsa Mesih'in sözleri ilk olarak Peder Joseph tarafından İngilizce olarak ve ardından Diyakon tarafından Türkçe olarak okundu. Daha sonra Monsenyör Tiara Blanca vaazında Mesih'in bedeni ve kanının kutlandığı bu bayramın anlamını anlattı. Ayrıca bir virüsün sebep olduğu bu sağlık krizi, salgın bizlere bir kez daha ne kadar kırılgan ve aynı zamanda hayatta kalma konusunda ne kadar da hazırlıksız olduğumuzu gösterdi. Gerçekten de içinde bulunduğumuz bu zor durumda imanımızın zenginliğinin değerini ve hayatta kalma tecrübesini yepyeni bir şekilde, büyük lütuf Efkaristiya'yı ve barışma kutsal gizemini özel bir şekilde tecrübe ettik dedi. Kutsal komünyon mesafeli bir şekilde dağıtıldı. 21 Haziran gününden itibaren her zamanki normal zamanda iki ayin Kutsal Katedrali'nde saat 10'da İngilizce ve 11.30'da Fransızca yapılacak.